Kayseri Kocasinan ilçesi Sahabe Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel. Koronavirüs dolayısıyla mahallemizde bayağı başlangıçtan bugüne kadar zayiat vermiş bulunuyoruz. Bugüne kadar 50'ye yakın kişi bulaşıcı hastalık ve koronadan vefat etmiştir. Karantinaya alınan ev sayısı ise 951'i bulmuştur. Alınan tedbirler içerisinde caydırıcı olması için, vatandaşın uyması için yapılan ceza, 900 liralık maddi ceza konusunda da 3000'e yakın kişiye ceza yazılmasına rağmen halen vatandaş bu konuda duyarsız davranmaktadır. Kahvelerde gizli gizli çaylar, kahveler içilmekte. Sigara yasağı olmasına rağmen sigara yasağına uyan nadir insanlar vardır. Bunlarla daha ciddi mücadele edilmelidir. İkinci defa yakalanan da var. Bunların içinden ikinci defa yakalanıp vefat edenler de var. Onun sayısını tutamıyoruz çünkü değişik hastanelerde yatanlar var, girip çıkanlar var. Evet. Herhalde bugün de 30-40'a yakın kişi halen yoğun bakımda yatanların olduğunu tahmin ediyorum. Mümkün olduğu kadar uyarıyoruz. Emniyet teşkilatımız tarafından da uyarılıyor. Sık sık kontrol ediliyor ama yetersiz kalıyor. Biraz daha ağırlık verilmelidir. Bizim mahallemiz geçiş mahallesi olduğu için aşağı yukarı nüfusumuz da 35 bin civarında. Bunun 10 ile 12 bin arasında da Suriyeli, Afganistanlı, Irak ve İranlı mülteciler, sığınmacılar var. Bunlar da biraz daha fazla şey gözüküyor. Koronavirüs veyahut artı gözüküyor. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Tahminen herhalde 60-70 bini buluyor. Vatandaşlara devletimizin aldığı tedbirleri aynen uymalarını isterim. Yani maske, mesafe, temizlik konusunda hassas olmalarını istiyorum. Bir de yine ziyaretleri, eğlence, düğün, nişan, hatta cenaze merasimlerine katılmamalarını diliyorum. En son çıkan şeye göre de sigara konusunda tedbirli olmalarını istiyorum. Devam ediyoruz. İşte Anadolu'da bir gelenek örnek var. En azından yakın akrabalar, ana baba, dede konusunda misafirlikler devam ediyor. Ben şahsım olarak 3,5 aydır kendi çocuklarımın, torunlarımın evine gidip gelmiyorum. Görüyoruz, telefonla falan konuşuyoruz, görüntülü şey yapıyoruz ama evlerine gitmiyorum, ziyaret etmiyorum. Birlikte yemek yemiyoruz, oturup kalkmıyoruz. Çok şükür olmadı. Tedbirlerini alıyorlar, hassas davranıyorlar ama yakın arkadaşlarımızdan yakalanıp vefat eden çok oldu.